Merhaba, bugünkü tarifim 4 beze ile borcamda baklava. Hamur için yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz, 1 fiske tuz, yarım çay bardağı tereyağı veya margarin eritilmiş, 1 paket karton tozu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Karıştıralım bütün malzemeler iyice karışsın. Bu hamurla harika baklavalar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıvıları ilave ettikten sonra şimdi unu ilave ediyorum. Unu koyarken kontrollü olun. Çok sert bir hamur olmayacak, çok da yumuşak bir hamur olmayacak. Ben toplamda 3 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Çok sert bir hamur olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Hamurum hazır. Toparladım. Üzerine temiz bir poşet kapatarak 15 dakika hamurumuzu dinlendirelim oda sıcaklığında. Hamurumuz dinlerken şerbetini hazırlayalım. 2,5 buçuk su bardağı toz şekeri tencereme aldım. Aynı bardakla iki buçuk su bardağı su. Tenceremizi ocağa alalım ve şeker erine kadar karıştıralım. Şeker erince de orta ateşte kaynamaya bırakalım. Ortalama 15 dakika kaynayacak bu şekilde. Şekerimiz kaynarken biz de hamurumuzu bezelere ayıralım. Hamuru 4 eşit bezeye ayın arkadaşlar. Ve her birini toparlayın her bir bezeyi. Bu baklava yapmak yarım saatinizi almıyor arkadaşlar. 3 tane bezeyi kenara alalım ve üzerine tekrar poşet kapatalım ki üzeri kurumasın. Ben buzdolabı poşeti kapattım tezgaha nişasta serpiyorum ve bezemi açıyorum. Biz hamuru dinlendirdiğimiz için çok rahat bir şekilde bezi açılıyor. Bu tarifte oklava kullanmıyoruz. Sadece merdane ile harika bir baklava hazırlayacağız. Çok ince açmayın hamuru. Çok da kalın bırakmayın ama orta kalınlıkta olursa sorun değil. Bir tekrar açtıktan sonra üzerine nişasta serpiyorum. Bolca olması gerekiyor. Hamurumuzu her iki tarafını katlayalım içe doğru. İçe doğru bu şekilde katlan sonra tekrar nişasta sürüyorum üzerine. Bu tarifin özelliği bol nişasta arkadaşlar. Siz de nişastayı bol kullanın. Tekrar nişasta serpiştiriyorum ve diğer iki kenarını da birbirine birleştiriyorum. Ardından tekrar her iki kenarını 4 defa katlayacağız. Biraz nişasta serpiştikten sonra ve zarf haline getireceğiz. Bu şekilde baklalarımızı hazırlayacağız. Bu yöntemle kat kat oluyor. Diğer kalan bezelerimi de aynı şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde hazırladım ve üzerine bir örtü örterek dinlendirelim. 15 dakika daha. Şerbetim yeteri kadar kaynadı. Çeyrek limon sıkıyorum ve bu şekilde de yüksek ateşte 5 dakika kaynatıyorum ve soğumaya alıyorum. Hazamış olduğum bir tane hamuru merdane yardımıyla açıyorum. Çok kalın bırakmayın, çok da ince bırakmayın. Zaten açtıkta anlayacaksınız kıvamını. Her katının nişasta döktüğümüz için hemen açılıyor. Ama siz arada çok az nişasta serpiştirin. merdaniye hamur yapışmasın ve kat kat olsun. Ben toplamda 300 grama yakın nişasta kullandım arkadaşlar. Mısır nişastası kullanın bezemi büyütmeye devam ediyorum. Arkadaşlar ben bugün büyük kare borcamla hazırlayacağım baklavamı. Ona göre de bıçak yardımıyla etrafından kesiyorum. İsterseniz dikdörtgen borcamda veya yuvarlak borcamda bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Kesmiş olduğum büyük parçayı tabana yerleştireceğim. Diğer kalan parçaları da üzerine tekrar dizeceğiz. Bu sayede kat kat oluyor. Tek tek hamur açmadan 4 bezeyle harika baklavalar yapabilirsiniz bu tarifle. Kalın gelen kenarları da merdane yardımı tekrar açıyorum. Sizler de mutlaka açın ki ince olmasın. Arasında nişasta olduğu için piştikten sonra da açılacaktır. İkinci bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum ve kesiyorum. Tepsinin boyutuna göre Kesikten sonra kenar kısımlarını tekrar tepsiye diziyorum ve büyük kısmı en üste koyacağım. Cevizler bunun üzerine gelecek. Aynı şekilde bıçakla keserek merdane ile incelteceğiz kalın olan yerlerini. Arkadaşlar videom biraz uzun oldu kusura bakmayın. Ben bu tarifi size bütün püf noktalarıyla anlatmak için biraz videoyu uzun tuttum. Bu video ile yorumlarınızı, yazmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz de emoji bırakmayı unutmayın. İki bezenin ardından arasına ben ceviz içi döküyorum arkadaşlar. Burada 100-150 gram ceviz içi var. İsterseniz fındık veya fısık da kullanabilirsiniz bu tarifte. Kenar alalım tepsimizi ve diğer bezleri açmaya devam edelim. Açtıktan sonra cevizlerin üzerine kesmiş olduğumuz kenar kısımlarını aynı şekilde yaparak diziyoruz. Büyük parçaları üste koyacağız. Diğer bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Kenar kısımlarını tekrar üzerine ve iki düzgün parçaya da en üste gelecek. Çünkü baklayı dilimlediğimiz zaman daha düzgün kesinler olması için bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Arkadaşlar nişastayı mutlaka bolca kullanın ki baklavanız kat kat olsun. Çünkü bildiğiniz üzere biz tek tek açmadık. Her katı nişasta sürmedik. Sadece katlama esnasında kullandık. Onun için nişastayı arada serpiştirmeyi unutmayın. İki katı da yerleştiriyorum arkadaşlar ben. Ardından dilimliyorum. Ben kare tepsi olduğu için kare dilimler tercih ettim bugün. Hep küp küp olacak. Siz dilimleri biraz daha büyük kesebilirsiniz. Daha üçgen de kesebilirsiniz. Tamamen servis şeklinize bağlıdır. Kare borcam yerine yuvarlak borcamla da hazırlayabilirsiniz baklavanızı. Klasik baklava desenini de verebilirsiniz. Kesimin yarım kalan kısmını tekrar tepsiye dönerek devam ediyorum ki düzgün kesilsin. Bu tarifle ilk defa baklava yapanlar bile çok rahat bir şekilde baklava yapabilir. Kesimde bu şekilde yaparlarsa Pratik, kolay bir baklava elde ederler. Ben kare kesim tercih ettim. Diğer taraftan 150 gram tereyağımı erittim ve üzerindeki posayı süzüyorum. Mutlaka süzün ki üzerindeki posa leke yapmasın baklavada Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ederek karıştırıyorum ve baklavanın üzerine döküyorum. Her tarafına yağ gelsin. Yağ sayesinde nar gibi kızaracak baklavalarınız. Daha az kullanırsınız. Fazla lezzetli olmaz baklavanız. Bu şekilde hafif sallayalım ve yağın her tarafına gelmesini sağlayalım. Baklavanızı mutlaka 170 veya 180 derecede pişirin. Borcam olduğu için de fırının en etrafında ve ızgaranın üzerine pişmesi gerekiyor. Baklava fırından çıktı. X çıkmasını bekliyoruz 5 dakika kadar. Ben toplamda 45 dakika ile 1 saat arasında pişirdim. Şerbetin soğuk tatlımda sıcak. Baklavanın her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi dökelim arkadaşlar. Bu tarif tam tutuyor. Mutlaka 170 ila 180 arasında pişirin ki baklavanın içi tam pişsin. Çünkü ağır ağır piştiği zaman katları ayrılıyor. Tatlımızı dinlendirelim şerbeti çekmesi için. Görmüş olduğunuz gibi tatlım şerbetini çekti ve katlarını görüyorsunuz kat kat ve çıtır çıtır oldu. Ben videonun sonunda size alt tarafının pişip pişmediğini göstereceğim arkadaşlar. Harika bir tariftir. Mutlaka sizler de bu tarifi evdeki malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Az malzeme kullanıyoruz zaten. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.